Salih Kandil. Bence eski filmler daha iyiydi komedi olmasına rağmen içerisinde mesaj vardı. Eski işlem şimdi bir nostalji oyunu hoş geliyor ama onun dışında tırt. Ben daha iyiydi diyorum. Tabii ki hangi filmlere baktığınıza bağlı. Misal Zeki Metin'in şaka yapma filmi vardı. Şimdi oradaki filme bakıyorsunuz ve Eskiden filmler neden daha kaliteli? Bak daha komikti de demiyorum aslında. Çünkü komedi görecelidir ben. Tabii ki çocukken çok gülüyordum. Şu an o kadar güler miyim bilmiyorum. Ama o filmle ilgili konuşacağım. Uzun uzun konuşacağım yani. Zeki kanser oluyor. Ama Zeki'ye diyorlar ki işte sen kanser değilsin aslında. Rol yapacağız şimdi falan. Para kazanmak için rol yapacağız falan. O da rol yaptığını sanıyor. Ve bir türlü ölmüyor falan. Birkaç şey yani tamamen bütün sahneleri seyretmem ama birkaç sahne var. O farkı görebiliyorsunuz. Neden? Eski Yeşilçam filmleri bence daha iyiydi. Komedisi olarak özellikle. Bence daha iyiydi. Birincisi şu anda hiçbir zaman görmediğiniz bir olay. Zeki dayak yiyor ve kendisini mesela bir sahnede birçok sahne var böyle bu arada. Zeki dayak yiyor ve kendisini tak yere bırakıyor. Sert zemine bırakıyor. Çünkü özelliği kanser gibi bir şey olduğu için tam olarak ne olduğunu da söylemiyorlar da arada bayılıyor olması. Ve arada bayılıyor işte o bir dayak sahnesinde. Kendisini sert zemine bırakıyor. Seyreden birçok kişi yani filmle ilgilenmiyorsa eğer, filmle ilgilenen birisi değilse onu fark etmeden geçmiştir. Çünkü hani alıştık ya öyle şeylere. Şu anki filmlerde böyle bir şey göremezsiniz abi. Başrol filmin başrolü kendisini o şekilde sert zemine bırakacak. İlginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim Aikido hocam Hakkı Koşar'ın aynı zamanda karate öğrencisi. Hakkı Koşar biliyorsunuz Grandmaster yani. Türkiye'ye karateye getiren adam olması lazım. O kadar yani ilk karateci gibi bir şey. Hakkı Koşar'ın karate öğrencisiymiş. Ve şey diyor ünlülere biz ders veriyorduk diyor. Ve onun ünlülerin arasında tabii Sadıya Alışı söyle Zeki Alasya'dan da bahsetti. Yani Cüneyt Arkın'ı zaten bir sorduk. Cüneyt Arkın'a yardımcı yani ders mi vermiş öyle bir şey. Ama onun, onun haricinde Sadiye Alışık dedi ve Zeki Alasya dedi. Zeki Alasya'yı ben düşünmüştüm. Ne alaka ya falan demiştim. Ama şimdi bak bu filmleri seyredince adamı harbiden de fiziksel bir oyuncu. Bu çok önemli. Komedi filmlerinde bu çok önemli. Bir. İkincisi de bir filmin prodüksiyonunu da yüksek tutar bu. Mesela o yüzden Tom Cruise sürekli aranan bir adam. Çünkü Tom Cruise filmleri, Tom Cruise aksiyon filmleri kesinlikle daha iyi. Hollywood'daki diğer filmlere göre. Neden? Tom Cruise yüzünden. Bu da onun gibi. Yani arka arkaya mesela ben şey yaptım. Bir Mission Impossible serisini seyrettim. Ondan sonra gittim yeni Daniel Craig'li James Bond serisini seyrettim. Mission Impossible tokatlaya tokatlaya döver yani. Tamamen Tom Cruise sayesinde. Bu da onun gibi. Oyuncuların kalitesi önemli. Değil. Oyuncuların ne kadar fedakar olduğu önemli. Değil. Cüneyt Arkın'ın kendisinden bahsetmiyorum bile. Ya da Sadri Alıcık filmlerinde bile judo falan vardı ya. Fatma Girik bir filmi vardı. Orada da gene judo vardı. Fatma Girik judocuydu mesela. O zamanki oyuncular fizikseldi. Şimdi... Üzerlerine toz kondurmuyorlar. O setlerde bulunan arkadaşlarımız da olduğundan dolayı biliyoruz. Harbiden üzerlerine toz kondurmuyorlar. Fiziksel olarak kendini yerden yere atmaya geçtim. Yani şu anda bakın. Şu anda size şunu sorayım. Ünlülerin içinden bir tane adam var mıdır? Kendisini o şekilde yere bırakacak. Sert zemine bırakacak. Bir tane yoktur bence. Bu bir. İkincisi o zamanın dramatik sahneleri. Mesela şaka yapmada bu Zeki'nin şey olduğunu öğrendiği sahne gerçekten hasta olduğunu öğrendiniz. Buraya baktığınız zaman mesela birkaç şey göreceksiniz. Bir tanesi uzun uzun çekimler. Kesme 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 değil. Çünkü kesme kesme olduğu zaman kelime kelime söyletiyor. O şekilde değil. Uzun sahne başlıyor ve böyle eğlenceli başlıyor. Zeki gülüyor. Diyor ki ha bu enayiler hala beni ölecek sanıyorlar falan diyor böyle. Ondan sonra yavaş yavaş arkadaşlarına öyle ölecek. Yani şakaydı değil mi diyor. Kimse bir şey diyemiyor. Diğer arkadaşlarını şakaydı değil mi? Diyor yavaş 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 komediden drama geçtiğini görüyorsunuz. Bizde dram sahnesi şu an nasıl oluyor? Bizde dram sahnesi salakça bir laf söylüyor. Ondan sonra basıyorlar müziği. Üstten üstten. Bizde müziğin şu anki dizilerde müziğin o kadar basılmasının esas sebebi çok fazla boş sahne var çünkü. Bunun da farkında oldukları için. O boş sahne adam yürüyor yani. Bildiğin yürüyor. Bir yerden bir yere gidiyor böyle 5 dakika. O sahneyi seyredin arkadaşlar. Ya, filmin başından sonuna kadar seyredeceğim. Seyrettikten sonra asla keşke yorumlasak değil mi? Öyle bir şey de yapabilirim belki. Onu Odise'ye koyarım ama ancak telif yiyeceğimiz için.